Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bu videoyu çekmek istedim. Çünkü Plüton'un Oğlak Burcu'nun artık son derecesine bir geçişi hakkında biraz daha sizlere ayrıntı vermek istiyorum. Çünkü çok önemli bir geçiş ve her birimize de tabii ki etkilerden bahsedeceğim. Şimdi yalnız kanalıma abone olmayan dinleyicilerim varsa algoritmanın çalışma şeklinden dolayı daha fazla böyle beni ön plana alabilmesi için lütfen kanalıma abone olarak beğenmeniz durumunda da beğen butonuna eğer tıklarsanız gerçekten beni çok mutlu ve motive edersiniz diyerek söze devam etmek istiyorum izninizle. Plüton artık Oğlak Burcu'ndaki son geçişini yapıyor arkadaşlar ve bu demektir ki 248 yıllık bir döngünün artık sonu anlamına geliyor. Ancak Plüto hakkında daha fazla konuşmaya başlamadan önce Uranüs'ün de buraya durağan konumunda yavaşladığını belirtmek istiyorum. 2 Eylül'de ise Boğa Burcu'nun 27 derece 15 dakikasında durağan retro olacak, pozisyonda olacak. Uranüs'ün zaten sembolizmi özellikle dış gezegenler söz konusu olduğunda bu dönemde çok büyük ölçüde etki alacağız demektir. Şu anda bu etkiyi aslında hissetmeye başladık. Uranüs birçok kişinin bildiği gibi radikal, ani değişikliklerin, şok edici haberlerin, düzensizliklerin, kaosun, gerçeğin ve uyanışın gezegenidir. Uranüs durağan hale gelirken Plüto retro hareketiyle Oğlak Burcu'nun son derecesine yani 29 derece 59 dakikasına geri dönüyor olacak. Plüton 2 Eylül'den 19 Kasım'a kadar bu derecede kalacak. Bu süre zarfında Uranüs'ün getirebileceği böyle potansiyel gösteriler, protestoların yanı sıra yukarıdan aşağı doğru baskı uygulayan Plüton'un etkisi de son derece güçlü bir şekilde her birimiz hissedeceğiz. Bu dönemde eski dünya düzeni ve yapıların sona ermek üzere olduğunu çok net görebiliriz. Çünkü bu Plüton'un bu döngüdeki artık son hamlesi olacak. 230 yıl burada Oğlak Burcu'na bir daha geri dönmeyecek. Plüton 2008 yılında Oğlak Burcu'na girdi ve birkaç ay içinde hepimizin hatırladığı gibi çok büyük mali krizler yaşandı. Çünkü Plüton Oğlak Burcu'ndayken sadece bahsettiğim şeylerle değil, aynı zamanda da büyük iş dünyası ve bankacılıkla da ilişkilidir. Plüton'un işte bu süreci bulunduğu burçta herhangi bir yolsuzluğa veya artık bize hizmet etmeyen şeyleri ortaya çıkarmak ve temizlemek için tekrardan 2 Eylül'den 19 Kasım'a kadar olan dönemde bunları yapacak. Bu süreçte finansal alanlarda, büyük iş dünyasında, hükümetlerde, kurumlarda çok büyük değişiklikler göreceğiz. Son olarak Oğlak Burcu'nun yöneticisi olan Satürn de şu anda biliyorsunuz ki Balık Burcu'nda ve onun 16-17 derece civarında yer alıyor. Satürn sınır koymak, daraltmak, geri çekilmekle ilgili. İşte Satürn Şubat 2026'da Balık Burcu'ndan tamamen artık çıkıyor. Ve bu insanlık için çok büyük bir yeni başlangıç olacak. Bu dönemin son birkaç ayı, özellikle 2024'ün son ayları oldukça ilginç geçecek gibi görünüyor. Şimdi 1 Kasım'dan Mars ve Yengeç Burcu'nun 29 derecesinde olacak. Plüto Oğlak Burcu'nda 29 derecede olacak ve bir karşıtlık yapacaklar. Herkes biraz böyle bu maymun çiçeğinden bahsediyor. Bir defa o hikayeyi unutun ama ben olsam kuş gribi konularda daha çok endişe ederdim. Yani yeni bir pandemi olasılığı verebilir. Plüto Mars karşıtlığı çünkü sadece ekonomi meselelerle değil, dünya için sağlıkla ilgili konularla da ilgilidir. Tabii benim öngörüm. Şimdi bu sadece olasılıklardan bahsettikten sonra Plüto retro süreci bizleri nasıl etkileyecek? Şimdi ona bakalım. Sevgili akrepler, Plüto 1 Eylül'den 18 Kasım'a kadar Oğlak Burcu'nun son derecelerinden geçişini tamamlayacak ve bu Akrep Burcu için çok önemli bir dönemin artık sonuna işaret ediyor. Plüto 2008'den beri Oğlak Burcu'nda seyahat ediyor ve bu süreçte her burç, özellikle bu gezegenin yer aldığı evde derin dönüşümler, krizler ve yeniden doğuşlar zaten yaşadı. Akrep Burcu için bu etkiler özellikle 3. evde yoğunlaşmış durumda oldu. 3. ev astrolojide kardeşleri, yakın çevremizi, kuzenleri, komşularımızı ve çocukluk arkadaşlarıyla gibi yakın çevremizi temsil eder aslında. Ayrıca günlük yaşamınız, rutinleriniz, kendi mahalleniz, kısa mesafeli seyahatleriniz de bu evin etkisi altındadır. Plüton'un bu alandaki bu uzun yolculuğu hayatınızdaki bu kişiler ve yerlerle ilgili böyle derin, bazen de zorlayıcı dönüşümlere neden olmuş olabilir. Örneğin bu dönemde böyle kardeşler, kuzenler veya yakın komşularla ilgili krizler yaşamış olabilirsiniz. Bu kişilerle ilişkilerinizde son derece büyük değişimler, kayıplar ve derin dönüşümler meydana gelmiş olabilir. Aynı şekilde yine günlük yaşamınızda, alışkanlıklarınızda veya sık gittiğiniz yerlerde de son derece köklü değişimler de yaşamış olabilirsiniz. Kısacası aslında Plüton'un bu evdeki etkisi hayatınızın bu alanlarında size zorlayıcı ama aynı zamanda da dönüştürücü deneyimler getirmiş olabilir. Eğer bir yazar ya da iletişimciyseniz Plüto bu dönemde yazı yazma tarzınızı derinleştirmiş olabilir. Ekim ayının ortalarında özellikle 11-12 Ekim civarında iş ve sağlıkla ilgili önemli bir dönüm noktasına ulaşabilirsiniz gerçekten. İşte bu dönemde iş yerinde veya sağlık durumunuzda zorluklar da hissetmiş olabilirsiniz. Ancak bu enerji şimdi değişiyor ve yukarıya doğru bir dönüşüm gerçekleşiyor sizin için. Belki de bu dönemde iş yerinde bir değişiklik yapma kararı alabilirsiniz ya da sağlık durumunuzu özellikle bir iyileşme görebilirsiniz. Ayrıca geçmişten gelen böyle karmatik hastalıklar veya iş durumunuzla ilgili son bir iyileşme süreci de artık yaşayacağınızın müjdesini verebilirim. Kasım ayında özellikle 19 Kasım civarında bu etkiler iş ve yer değişikliği kararlarınızda yansıyabilir aslında. Plüton'un bu dönemdeki etkisiyle iş yerinizde büyük bir değişiklik yapma veya taşınma kararı alma ihtimaliniz gerçekten olabilir. Bu değişiklikler hayatınızdaki eski sorunların aslında sona ermesini ve yeni bir başlangıç yapmanızı da sağlayabilir. Kasım ayında bu sürecin sonuna gelindiğinde hayatınızda büyük bir değişim ve tamamlanma hissi yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.